Merhaba Omron C28P kompresörlü nebulizatör. O kadar da zor söylenen bir şey bazen dilim sürçmeyecek, sürçecek diye dert ediyorum ama böyle bir kutuda geliyor ürün. Neden aldık, nasıl aldık hepsini tek tek anlatacağım ve daha öncesinde ne kullanıyorduk, neden bunu almayı tercih ettik, aldık, ne fark oldu hepsini kısaca bahsetmeye çalışacağım. Böyle biraz ezik büzük bir kutuyla geldi, internetten aldık. Satıcı güzel paketlemişti ama sağ olsun kargolar fırlatıp attığı için böyle sağa sol biraz ezilmiş kolileri. Sonuçta tıbbi bir ürün ve çok da bilgim yok. Eğer yanlış bir bilgi verirsem lütfen yorumlarda ani bir şekilde düzelt. Kutudan kullanım kılavuzu ve hiç okumadım. Niye okumadığımı da bilmiyorum. Böyle bir alışkanlığımız yok Türk halkı olarak herhalde. Taşıma çantasıyla ürünün kendisi ve bir de hemen arkasından kutunun içerisinden bir garanti belgesi çıkıyor. Taşıma çantasını fermuarlı yapmışlar. Gayet böyle kompakt bir yapıda. Açtığımız zaman da içerisinden kompresörün kendisi çıkıyor. Ne bir Söyleyebiliyorum artık. Böyle bu kiti çıkarttık içerisinden. Bu power kablosu, güç kablosu. Ve kullanım kılavuzunu zaten daha öncesinde göstermiştim. Bu çocuk maskesi, yuvarlak tasarlamışlar, tuhaf bir yapı. Niye öyle yaptıklarını hala anlamadım. Bu yetişkin için kullanılan maske. 150 santimlik hava borusu. Bu da ağza, yetişkinlerde ağızdan direkt böyle... ...ya da büyük çocuklar için yani daha orta yaş çocuklar için. Orta yaş çocuk nasıl oluyor? 12, 13, 15 yaş daha büyük çocuklar için. Bu adaptörü içerisine ilacı veya işte o vereceğiniz kimyasalı koyduğunuz şey. Bunlar da maskelerin lastikleri. İçinden çıkan bu hava filtrelerinde makinenin şurasını çıkartıp buradaki o yuvarlak yere yerleştiriyoruz. Sonra kapatıyoruz. Zamanla kirlenince tekrar diğerlerinden birini takabiliyorsunuz. Hortumların da bir tanesini bu ilacı koyduğunuz adaptör kısmına diğerini de makinenin üzerine yerleştiriyoruz. Daha sonrasında da şu kadrajdan çıkması iyiymiş. Bu yönlendirici ucu taktıktan sonra yuvarlak olan çocuk maskesini takıyoruz. Şimdi kısaca nereden aldık, nasıl aldık, niye aldık bir özetleyeyim. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduk? Öncesinde şu Nimo marka ürünü kullanıyorduk. O kadar uzun sürüyordu ki ve e, bir iki tane farklı ilaç mı diyeyim hani o e, sıvıyı verdiğiniz zaman ikinciye şarjı yetmiyordu. Ya da zar zor yetiyordu. Ve e, bir tane o işte 0,5 miligramlık mi işte? onu mesela koyduğunuzda ki ilaç ismi vermek istemiyorum. E, koyduğunuzda verme süresi o kadar uzun sürüyor ve elinizde tutuyorsunuz lastiğini çocuk tutmuyor. Yani çocuk sıkılıyor çocuğun sıkılmayı bırakın sizin kolunuz ağrıyor artık yani çocuk da sıkılıyor. İki tane vermeye kalkınca daha da eziyet oluyor. Ya yani sonrasında böyle bir ürün almayı karar verdik. Da bu çok daha taşınabilir değil diğerine göre. Fakat evde uyguladığımız için mantıklı geldi ve yani aralarındaki süreyi söylemek gerekirse aynı miktarda ilaç aynı kişiye e, ya diğerinde 5-6 dakika hatta 10 dakika sürüyorsa tek bir doz bunda 2-3 dakika içerisinde bitiyor. Yani bu hızlı vermek sağlıklıdır, sağlıksızdır vesaire onları bilmiyorum. Yani uzman birisi varsa paylaşsın ama biz bu ürünü doktorumuza sorup aldık. Hani kafamıza göre almadık bu tarz bir kompresörlü ürün. Süre açısından çok mantıklı geldi bize ve daha kullanışlı oldu. Temizlemesi vesairesi de zaten oldukça kolay. O aparatı yıkıyorsunuz. Ses yapıyor mu? Yapıyor. Onun da videolarını koyacağım. Orada da tekrar belirteceğim. Şu videoya yansıyan ses. Yani traktör gibi bir ses çıkartıyor açıkçası. Dozer gibi bir ses çıkartıyor. Kesinlikle öyle bir ses yok. Yani. Ee, cep telefonunun normal. Ee, iPhone mikrofonlarının kapasitesiyle. Desibel ölçümü yaptığım Farklı uygulamalarla. 30-40 desibel gibi bir ses çıkartıyor. 70 desibelde çalışan bir elektrik süpürgesini hesaplarsanız bir elektrik süpürgesinden yarı oranda bir ses çıkarttığını söyleyebilirim. Gece uykusunda uyuyan bir çocuğa verdiğiniz zaman rahatsız eder mi? Edebilir. Yani çocuğun yaşı, boyu, yani ayı düşündüğün zaman. Yani bu ama hani böyle deli gibi bir Kompresör sesi de gelmiyor ama sonuç olarak onun içinde bir motor var. Ve o motorun çıkarttığı bir mekanik ses mevcut. Alma nedenimiz tamamen kullanım e, süresinin daha kısa olması. Ve çocuğu hem iyice gıcık kaptırtmadan e, duruma e, kısa sürede tedavi olmasını ya da e, kürün veya ilacın uygulanmasını, dozun uygulanmasını sağlamak. Diğer aldığımız işte bu ilk aldığımız Nimo üründe çok taşınabilir bir ürün. Yani gerçekten çok küçük çantasıyla ile vesairesiyle de geliyor. Ee, ve o ürünle yani bir yere tatile vesaire giderken çantamıza koyup götürme imkanımız var. Ya da bir misafirliğe vesaire gittiğimiz. Ya bu da taşınır taşınmaz değil. Ama e, niye taşıyasanız diye düşünüyor insan. Ama tatile uzun süreli bir 10-15 gün tatile gidilecekse taşınır. Yani çok da lafı uzatmak istemiyorum. Üründen memnun kaldık. Şöyle bir de bir şey söyleyeyim. Almak için önce internetten fiyatlara baktım. Bugün Nisan 24 Nisan bandında konuşursak bunu 950-1000 TL arası gibi fiyatlara satılıyordu. Bizim aldığımız zaman biraz daha yüksekti sanki. 1100 liraya falan çünkü fiyatları hatırlıyorum. 1 buçuk oluyor alalı. Kullanıp test edip deneyimleyip video paylaşmak istedim. Karagül yanlış söylemiyorsan fındık ki pasaja gittim. 1100 lirayı tek çekim ya da işte aynı fiyattan çekiyorlar. Hiçbir cazibesi ve ucuzluğunu görmedim ve ürün zaten bu ürün yoktu hep. eski ürünleri ya da farklı bir Omron marka ürüne yönlendiriyorlardı. Ya yani internetten de baktım. Hiç bence hani kalkıp böyle zahmet edip oralara gitmenize gerek yok. Verin internetten sipariş gelsin. Şu anda Akakçe.com'dan baktığımda 990-980 bin TL gibi bir fiyata 24 Nisan 2023 tarihinde satılıyor. Kim bilir kuru artarsa ne kadar fiyatlara gelir bilmiyorum. ha kimin ihtiyacı varsa da şimdiden Allah şifasını versin. Gerçekten sıkıntılı durumlar. Yani biz çok vahim bir senaryoda kullanmıyoruz. Umarım herkes kısa sürede sağlığına kavuşur ve bu tip ürünleri kullanmak zorunda kalmaz. Yani kafama takılan da biz çocukken niye böyle şeyler yoktu, niye vermiyorlardı, şimdi niye veriliyor? Şimdi 40 seneki önceki tabii tıbbı, teknolojiyi konuşmuyorum ama garip. Neyse şimdi devam edelim. Metan güzel mi? Toparlarsak eğer e, az evvel videolarda da gördüğünüz gibi biraz ses yüksek gibi geliyor ama dediğim gibi çok aşırı bir yüksek bir ses değil. Yani 30-40 desibel de az bir ses değil farkındayım. Tabi öbür cihaza göre hiç ses çıkartmıyor da demek makul. Biz daha sonrasında bir şey daha fark ettik. Bu yuvarlak olan e, yüz maskesi tam böyle oturmuyor. O yüzden o elimizdeki Nimo'nun o çocuk maskesini kullanmaya başladık. Gayet oraya normal bir şekilde uyuyor. Aynı sorunu yaşarsanız ürünü alıp internette satılan o yüz maskelerinin çocuk için olanından alıp uygulayabilirsiniz. Daha pratik yani daha böyle yüzünü ağzını burnunu kavrayacak şekilde olabilir. Lastik de tutturmuyor zaten bizimki maalesef. O lastikleri çıkartmak durumunda kaldık. Ürünün 3 yıl garantisi var. Omron markası zaten hani tansiyon aletleri de olsun şey de olsun kendini artık kanıtlamış bir marka. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ürün yerleştirme vesaire filan değil. Ürünü kendimiz aldık, kendimiz test ettik, kendimiz deneyimledik. Bu nedenle işbirliği yok, influencer videoları gibi videolarla lütfen karıştırmayın. Sonuçta kendi evladımız üzerinde kullandığımız bir ürün gidip de bunu farklı bir şekilde değerlendirmeyin tamamen samimi bilgilerimizle veya bilgilerimle size aktarmak istedim. Yani sonuçta doğru düzgün bu ürünle ilgili video bulamamıştım. Sizlerden ricam kanalıma abone olup bir de beğenirseniz sevinirim. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.